Evet, spordan kanalına herkese merhabalar. Ben Mehmet Mert. Murat Bozdemir. Nasılsın? Nasıl girişimizi yapalım? Evet. Bugün farklı bir arka plan var. Nasıl? Evet, değişik bir sürprizlerimiz olacağını söylemiştik. Yavaş yavaş artık biz de ısınmaya başladık bu mecraya. Bir de bugün ekstra bir şey var. Kamera arkasında konuklarımız var. Evet, konuklarımız var. Bir yerden para kazanmamız gerekiyor. Biz de kamera arkasında bilet kestik mecburen. Evet, evet, aynen. Hani yapacak bir şey yok. Bir de bu arada bir tanıdıkların falan videoları izledikten sonra bir fan kitle oluşmaya başladı. Bu durum, bu durum, bu durum sinirimi de bozmuyor değil. Yani daha büyürse annemin de sinirini bozabiliyor daha doğrusu. Yok yok, oraya mail vermem ben çok fazla. Bugün hafta içi Avrupa maçları oynandı. Aynen. Takip ettik, beraber takip ettik beraber hatta. Beraber takip ettik. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş oynadı. Aynen. Avrupa'da Galatasaray Fenerbahçe oynadı. Notlarını almışsın, yine çalışarak gelmişsin. Ya şimdi notlarını aldım ama çok da yanıltmadı bizi. Esasen biz maçlardan önce seninle yaptığımız öngörülerde, ön konuşmalarda buna benzer senaryolar zaten hazırlamıştık. Hazırladık. Kendi açımızdan. Bunları bu akşam bir konuşalım kısa metajda. Ya ben Beşiktaş'tan bahsedelim istiyorum ama hani Beşiktaş üzerinde aslında futboldan çok bahsedemeyeceğiz. Çünkü Beşiktaş çok eksik bir kadroyla gitti, sıkıntılı bir durumda gitti. Orada ben sana katılmıyorum, eksik değil. Bazen zor gerçeği ortaya çıkartılmış. Eski bütün buluşların hepsi zaruretten meydana gelmiş. Ben sana birkaç isim sayacağım. Zaten Türkiye bunları tanıyor aşağı yukarı da. İşte bir Ersin Destanoğlu. Bir Rıdvan Yılmaz. Bunlar geçen sene de oynuyorlardı. Oynuyorlardı. Ara ara da gerçi kaleci olarak sürekli oynadı ama Can Bozdoğan, Serdar Saatçi, Berkay Vardar. Bunlar isimleri Türkiye ilk defa duydu. Evet. İyi ki de gerçi sakatlığın iyisi olmaz ama iyi ki de bu arkadaşlar takımda yer bulmuşlar ve çok büyük bir mecrada yani Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyede top oynama imkanı buldular. Tabii, ben spor odaklı konuşmuyorum. Benim skor çok fazla, az çok beni biliyorsun, ilgilendirmiyor. Tabii. Bu adamların kazandırmamız, Türk futboluna kazandırmamız benim için asıl olan bu. Ya Sayın Sergen Hoca'dan bir şey rica ediyorum. Hakikaten bizi ne kadar duyar bilmiyorum da. Ya bırak Beşiktaş bu sene kaybetsin ya. Beşiktaş evet. Bu sene şampiyon olmasın. Ama Türk futbolunun bir 10 senesi, hakikaten bir 10 senesini bir ipotek altına alalım bu gençlerle. Ya şöyle bir durum var. Şimdi şeyde biraz geçen videoda konuştuğumuz altyapı defolarımız da birazcık meydana çıktı. Burada da. Ajax da genç bir takım, altyapıdan gelen bir takım. Çok da denk geldi. Bizim oyuncularımız sanki onların birkaç altında gibi oldu. Ya yetenek bir kriterdir ama tek başına yetmiyor. Bu yeteneği biz çalışmayla, hakikaten üstün çalışmayla pekiştirerek bir yerlere gelebilmemiz evet. lazım. Yetenek tek başına bir kriter değil. İlla ki olması lazım ama işte biz ne diyorduk? Altyapımızda bizim yetenek sorunumuz yok. Ama ne yapıyoruz? Üst kademeye geldiğinde, üst yapıya geldiğinde işte bu çalışma yetersizliğinden dolayı çuval diyoruz. Ondan bahsedeceğim. Bizim bu saydığımız isimler Ajax'ta oynayan gençlerden daha yeteneksiz kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Yaz biraz pozisyon dikkat ettiysen Galatasaray'a geldiğimizde de söyleyeceğiz. Ya bir ikili mücadelede evet, işte hemen fark ortaya çıkıyor. İşte bu da nedir? Ya bir futbolcunun formda, güçlü olması için, formda olması için top oynaması lazım. Kesinlikle. Maç yapması lazım. İdmanda o fizik gücünü kazanamıyorsun. İdmanda olmuyor. Mutlak surette bunun üzerine yoğunlaşıp, bunun üzerine düşüp adamlara maç kondisyonu kazanır. Oynayarak kazanacaksın. Oynayarak kazanacaksın. Bunun başka izahı yok yani sonuç itibariyle. Ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam, tabii ki öyle bir şansımız yok ama ya bugün şimdi sakat Enkudu, Atiba, Larin, ya ben bunları oynatmam gerekse bu çocukların üstüne ısrar ederim. Ya şimdi şundan bahsedeceğim, dediğim gibi şimdi Beşiktaş'ın sakatlıktan oynamayan Wellington. Ya bence bu Serdar Wellington en kötü Wellington kadar oynar. O kadar oynar. En kötü o kadar oynar yani. Ama dedim ya sen Beşiktaş'ın belki bu senesini kaybedersin ama önümüzdeki 10 seneyi, özellikle Türk futbolu açısından baktığımda önümüzdeki 10 seneyi kurtarırsın kardeşim bunlardan. Ya şimdi Rıdvan Yerçi şimdi daha fazla forma giymeye başladı ama bazı maçlarda gerçi yorgunluktan dolayı Deniz Sakal'ı tercih ediyor biliyorum ama ya bence Rıdvan dediğim gibi aynı Wellington örneği gibi en kötü Deniz Sakal'a kadar oynar. Zaten maç takvimi çok sıkışık. Önümüzdeki haftadan itibaren Ziraat Türkiye'nin maçı başlayacak. Tabii. Artık bu oyuncuların hepsine ihtiyacım var. Burada önemli olan işte son hafta gerçi konumuz değil ama güvene duyduğu güvenden dolayı evet, iki evet, tane evet. de hakikaten süper gol attın. Artık bu çocuğu küstürmemen lazım. Artık güzel formayı vermen lazım. Çünkü bunlar da böyle oynuyor oynuyor gelişecekler sonuç itibariyle. Ya Beşiktaş sonuç itibariyle burada bir maç kaybetti deplasmanda ama iki maçta sıfır çekti belki ama ben Beşiktaş adına ümitliyim. Sana daha önce de söylemiştim. Beşiktaş'ın bir kazanma kültürü oluşmuştu. İnşallah bu da devam ediyor. Var. Gelecek açısından çok ümitliyim ben. Şeyden bahsedeceğim. Şimdi matematiksel olarak sıfırlanmadı gruptan çıkma şansı ama çok düştü. Bundan sonra hedef Avrupa Ligi mi? Şimdi Lisbon'u gözünü kesilecek artık herhalde. Zaten şimdi biraz da gerçekçi olmak lazım. Söylemiştik ya sana da biz programlardan önce, ilk videodan önce. Evet Beşiktaş'ın gerçekçi hedefi Avrupa Ligi olması. Ya ben Ajax'ı şimdi izledik. İşte 30 gol atmışlar, tek gol yemişler. Evet. Takım iyi takım ama sanki içinden de geçmiyor değil. Beşiktaş sanki bir tam kadro gitseydi
Belki farklı bir sonuç doğabilir bile. Bu kadroyla bile, bu kadroyla bile. Şimdi hayatta ilk defa yani maçın başına maça çıkan direğe vurdu Başakşehir. Hayatta ilk defa bu mecrada top oynayan çocuklarla yaptığı mücadele bence takdire şayan. Evet, ben dedim ya, yine skor odaklı konuşmayacağım. Ama bunlar oynaya oynaya pekişecekler. Başarı mutlaka gelecektir. Yeter ki sen yani ne bundan sonraki Beşiktaş'ın bu sezonki Avrupa hedefi galiba bir alt. UEFA'da devam edecek gibi öyle duruyor. Öyle olması lazım. Oyuna öyle pekişecekler çünkü sonuç itibariyle. Şey Dortmund 6 yaptı. Evet. Ajax 6 yaptı. Yani çok zor yakalayamazsın işte yani. Senin burada 3. lig hedefin var. Gerçek hedef koyacaksın kendine. Bunun başka çaresi yok. Ama ben sanki UEFA gittik bir zaman Beşiktaş'ın orada bir derece, bir iyi şansı yaver giderse bir yarı yani final falan görebilir mi acaba? Da söyledik ya. Zor gerçi de. Ülke puanını yükseltmek açısından her kesinlikle alacağımız başarılı sonuca ihtiyacımız var. Kesinlikle. Sonuçta bu 3 tane takımımız sürekli Avrupa kupalarına öyle ve böyle gidiyorlar. Kendilerini atıyorlar. Arkadaş neden ben ön eleme oynayayım, şampiyon takımım da direkt gruplara katılmasın? Bunlar da biraz da bu 3 İstanbul takımının elinde yapmak zorunda, başarmak zorundalar. O zaman Beşiktaş seferini kapanırken Avrupa ve UEFA'da da iki takımımız oynuyor. Hangisinden başlayalım? Galatasaray'dan mı başlayalım? Fenerbahçe'ye en sona bırakayım. Fenerbahçe'ye söyleyeceklerim var galiba. Bayağı söyleyeceklerim var Fenerbahçe'yle ilgili. Galatasaray'la başlarsak. Galatasaray şeyle oynadı, Marsilya ile oynadı. Cengiz var. Ya başım maça gelmeden önce söyleyeyim, Cengiz'in herkes mutlaka seyretmiştir, o bir tane şutu vardı bir enstantane. Sezonun golü olurdu o. Kesinlikle sezonun golü olurdu. Ama iyi bir Muslera, her takıma şart. İşte biz ne dedik, o golü ancak iyi bir Muslera kurtarırdı, aynen, eski Muslera kurtarırdı. Aynen. Benim tekimde eski Muslera'dan ya çok bize imkansız bir yerden aldık tabii ya. Galatasaray'ın şampiyonluklarına bak, hep arkada Muslera, tabii, hep güven veren Muslera. Biz onun kesitlerini görmüş olduk ya bu maçta. Ya şeyden bahsetmeden önce, maç teknik analiz yapmadan önce yine küçük parantez Fatih Terim'i açmamız lazım. Bir önceki maçta Sarri geldi önünde güzel hareket yaptı söylemleri, Marsilya hocasının söylemleri. Şimdi hep bir klişe var ya, Fatih Terim teknik taktik biliyor bilmiyor. Ya bence seversin sevmezsin saygı hak eden bir adam. Kesinlikle Avrupa'da, dünyada tanınan bir adam Fatih Terim. Ya, Türkiye'de futbol konusunda tanınırlık açısından yerine kimse su dökemez. O bir gerçek yani. Ya Fatih Terim gerçekten ben şaşırıyorum. Her çıkan hoca, aynen, çok aynen büyük saygı duyuyorum. Çok büyük bir hoca. Hani o Gerrard'ın, Pirlo'nun falan söylediği gibi taktik değil, teknik bilmiyor denen bir adam evet, değil yani Fatih şey Terim. Bu maçta bir şey dikkat ettin mi? Marcao'nun sonuç maçta oynadığı her maçta Galatasaray gol yemedi. Kesinlikle. Ve bu maçta da yanındaki Nilsson. İki tandem, çok tandem. Çok iyi oldu orada iki stoper. Hakikaten çok beğendim. Gerçekten öyle. Demek ki Marcao oynaması. Ben yine en başına geliyorum. Marcao'nun yapmış olduğu kavgada Marcao haksız. Bence orada Fatih Terim'in diyeti, daha doğrusu cezayı kesip Marcao ile sözleşmesinin iptal edilmesi bile gerekiyor. Ya ben şöyle söyleyeceğim. Yine aynı yerdeyim. Madem kazandın, kaybetmek istemedin, bu adamı sonuna kadar kullanmak zorundasın. Orada ben öyle düşünmüyorum, kesmek değil. Ya bu soyunma odalarında, maçlardan önce, idmanlarda bu Marcao ile Kerem'in yaşadıkları her takımda yaşanıyor. Ya onu tolere edersin ama çok üzücü kısmı göz önünde olmaz. Çok göz önünde olduğu olay. Ama bence bir sözleşme, ilk başta ben de senin gibi düşünüyordum. Ama bir sözleşme fesih olsaydı Galatasaray adına kötü olurdu bence. O kadar kötü olurdu. Şimdi özellikle bu oyunu gördükten sonra, yani bir Luyendama mı bir Marcao mı dersen hakikaten Galatasaray'a çevirmiş. Özellikle Avrupa maçlarında şeyi görmeye başladık. Biz de Türk takımlarında hata neydi? Biz savunma futbolunu nasıl yapıyorduk? Komple geri yaslanıyorduk. Evet, evet. Şimdi Fatih Terim öyle bir sistem getirdi ki savunmaya. Hani bloklar arasını kapatmak dediğimiz sistemi. Şimdi Taylan biraz şey gibi gözüküyor. Allı pullu gözükmüyor ama Taylan'ın oradaki görevi çok güzel. Berkan'ın oradaki evet görevi çok iyi. Taylan'ın da biraz kendine şey düzenlenmesi lazım. Hatta maçta birkaç pozisyonda güçsüz. Ben Taylan'ın sırtı oyuna dönük kaleciden aldığı her topta ben çok korkuyorum. Açık söylemek evet gerekirse yani. El bombası gibi duruyor orada. Biraz daha kendisini o konuda geliştirmesi lazım. Oyun kurma konusunda. Ama dediğin gibi 4-2-3-1 oynuyorlar. Galatasaray çok da başarılı oldu bu sistemde. Daha da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ya bir de Türk futbolcularımız bizim şimdi Avrupa sahnesinde daha iyi görüyoruz. Şimdi Kerem Aktürk ondan bahsedecek. Üçüncü ligden geldi. Çok iyi, çok formda, çok yetenekli. Ama buralara geç giriyor futbolcularımız. Evet. Birkaç pozisyonunu izlemişsin. İkili mücadelede yan yana koşarken omuz omuza da evet zayıf kalıyoruz, yıkılıyoruz ya yani. Galatasaray'ın almış olduğu yabancılar, Şikaldao var ya, yani çok yaratıcı. Çok güzel. Sağbek ben sakatlandı o boy. 19 yaşında. Neydi onun ismi? Boy. O evet nereden buldun getirdin? Adam, çok beğendim. Yani o koridoru kapattığı gibi bir de Marsilya gibi takım çok agresif oynayan bir takım. Kanatları çok işleyen bir takım. Şeyde ben Solbeck'i Arnold'u da çok beğendim evet, bu arada. Ama yani sonuç itibariyle Marsilya'nın da bütün ataklarının da Cengiz'den gelmesi ayrı bir gururlanıyor. Türk futbol seyirciler. Yani Marsilya takımı şey zaten, maçları önce de analiz ettiğimiz zaman çok kompakt futbol oynayan bir takım değil. Daha çok bireysel yetenekleri. Şimdi evet. Dimitri Payet, Cengiz bir 7 numaraları vardı. Bir pozisyonda içeri girdi. Evet, evet. Hani çok iyi. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi genel bir oyun sistemleri yok. Dimitri Payet de gizli santrafor gibi oynadı zaten biliyorsun. Tabii. Kanattan sonra içeri kat ederek. Şeye değinmeden edemeyeceğim. Taraftara değinmeden edemeyeceğim.
Marsilya'nın biliyorsun bir taraftar kitlesi var. Daha önce de ben onu çok araştırmıştım, görmüştüm de. Hakikaten nasıl desem, çok olay ateş. Çıkartmaya çok meyilli. Fransa'dan hep söyle. Fransa, bir milyon Beşiktaş dönemi hatırlayacaksın. Evet, milli takım maçından önce şimdi dönemi karşı evet. Çok tahrik ederek. Hatta biraz daha ileri gideyim, maçta oraya giden arkadaşlardan da öğrendiğimiz kadarıyla. İşte bir PKK bayrağı, bir Ermeni bayrağı, bizi tahrik etmek kaydıyla. Tamamen tahrik etmek. Sonuç itibariyle karşılıklı birbirlerine meşale atma ama bakalım sonuçta fatura kime kesilecek, bunu da görmüş olacağız. Fatura ne olur, döner dolaşın ya fatura bize kesin. Orada yine Fatih'den bahsetmek lazım, nasıl gitti terminlere? Sakin olun, biraz durun. Şimdi seven olur, sevmeyen olur ama Fatih Terim orada hakikaten bir lider gibi gitti. Hatta Avrupa basını da bundan bahsetti. Tabii. Başına olayları yatıştırmaktan. Yani tekrar diğer videolarda konuştuğumuz gibi ben Fatih Terim'in Galatasaray'a uygulamaya çalıştığı, getirmeye çalıştığı sistemi beğeniyorum. Takımı gençleştirdi, aynen. Türk oyuncuları takıma monte etti. Aynen, hani şöyle bir durum var ama, şimdi sabredemiyor taraftar. Ligde şimdi bu hafta Galatasaray çok yorgun bir Galatasaray olacak. Aynen. Yani şimdi burada ligde yenildiğin zaman ya da puan kaybettiğin zaman sesler yükseliyor, umutlar başlıyor. Ya bizim sabretmemiz lazım. Buna biraz daha Fenerbahçe'de değineceğim ben. Hakikaten bizim basınımız da sabırsız. Niye? Basın çünkü buradan nemalanıyor. Taraftar da çok fazla bilinçli olmadığı için onlar da çok sabırsız. Sen bugün bir İstanbul takımlarından bir tanesinin bir 5 sene şampiyon olmadığını düşün bakalım. Oo. İşte Fenerbahçe'de bunları biraz daha detaylı konuşacağız. İstediğin sistemi kurmaya çalış, hiçbir şey fark etmiyor ondan sonra. Kesinlikle. İstersen Fenerbahçe'ye toparlayalım. Galatasaray'la ilgili bir şey yoksa Fenerbahçe'ye gidelim. Sen çünkü Fenerbahçe'yi bekliyorsun, notlarını görüyorum orada. Fenerbahçe notları var. Fenerbahçe çok enteresandır. Arkadaşlarımız da var Fenerbahçe'yi destekleyen tutan. Basında da çok fazla yer buluyor. Tabii. Şimdi 3-5-2 sistemi. Daha önce de konuştum. Evet, uygulanabilir. Evet, başarılı olabilir. Ama biraz sabır gerekir bazı şeyler için. Bak, sabırdan önce şöyle lafını keseceğim. Oraya gideceğim, seni ne demek istediğini biliyorum. Sezon başı kadro planlaması yapılırken, kardeşim ben bu sene 3-5-2 oynayacağım. Hatta 3 senelik anlaşması var Pereira'nın. 3 sene boyunca ben bu sistemde başarılı olacağım. Kafana koymuşsun. Başkanı da bu konuda tab etmişsin, eyvallah. Ama kadro planlamanı buna göre kurman lazım. Kesinlikle. Sen şimdi 3-5-2 oynuyorsun. Oynarsın kanatlarda bir tarafta. Ferdi Kadıoğlu bir tarafta da Osay Samuel. Osay Samuel oynatıyor. Peki onun önünde oynayanlar? Ya onun önünde oynayanlar işte şimdi 3-5-2'nin mantığı ya da 3-5-3'ün mantığı artık 3'ü savunmanın mantığında top sende kalması lazım. Niye? Çünkü hücumdayken 5 orta sahibi oluyorsun. Top kalmıyor ki Fenerbahçe'de. Mağlup olduğu maçlara karşısında çok pasan takım değil. Bekleyen takım. Ses oyununu oynayabilen takım. Olmadı. Şimdi o maçta birkaç tane enstantane ne var? Canlı görüntülerimiz yok. Onları da bir ara telif yemeyelim. Onları da gösteririz bir ara. Rakip takımın defansı, kalesiyle defans arasında 30 metre fark var. Tabii. Burak Yılmaz hatırla nasıl şampiyon gol kralı oluyordu Türkiye'de? Selçuk defansın arkasına uzun top atarak, Burak'ın sprintinden yararlanarak kaleciyle karşı karşıya tabii kaldığında bir sürü gol atmıştı. Tabii. İnan belki en az 5 tane pozisyon vardı. Fenerbahçe'de bu top oraya çek kim var? Kimse. Bugün Gustavo dediğimiz 37 yaşındaki adam gerçekten çok enerjik, çok oynamaya çalışıyor ama yan pas, takım geri pas, yan çok pas, geri pas. Ama dediğim gibi. Mert Hakan mı yapacak bunu? O da yapamıyor. Onda da yeterli. Yani Salah'a biraz atmaya çalışıyor ama Salah'a ne kadar atabiliyor? Defanstan atmaya çalışıyor bir yere kadar. Onun da teknik kapasitesi yeterli değil. Tabii. İşte bunu yapacak. Sen 3-5-2 oyna problem değil. Sağ bek, sağ açın, sol açın yeterli de olması önemli değil. Ama önde oynayan iki tane adamın hakikaten yetenekli, tabii, topa hakim, becerikli adam olması lazım. Sen Rossi ile Ener Valencia'yı yönetiyorsun. Bu arada Valencia'nın performansını beğeniyorum. Evet, evet. Çok pır pır alıyor gidiyor. Ama dediğin gibi böyle oyunlarda topun birazcık... bunu Türkiye'de yapıyorsun. Top Türkiye'de Fenerbahçe'nin ayağında belki kalır. Ama Avrupa'da hiç kalmıyor. İlk maç bizi yanılttı demek ki Eintracht Frankfurt maçında. Çünkü Frankfurt kendi sahasında Fenerbahçe'yi yenmek için oynadı. Fenerbahçe'nin arayıp da bulamadığı zemin. Yani Fenerbahçe üstüne lambur lumbur gelen her takımla başa baş mücadele eder. Eder. Ama durarak bir set oyununda, yani Fenerbahçe'nin set oyunu hiç yok. Özellikle rakip 2-3'ü bulduktan sonra tam demoralize de oldu ama kapandı rakip, kapanan savunmaya karşı hiç aşamıyorsun. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe Trabzon maçı bence seninle konuşmuştuk. Çok heyecanla bekliyorum. Çok ben de heyecanla bekliyorum. Şimdi Trabzon gerçi Kayseri maçı önemli. Çok pozisyon yakaladı. Bak maçın 2-1 bittiğini ama o maç çok çekişmeli bir maç olacak. Senin 3-5-2'de önde oynayan Mert Hakan Yandaş artı Gustavo yeterli olmadığı için senin defansın da aksamaya başlıyor. Ben defans konusu zaten... Yok, defansı atıyor. Onlar da hata yapmaya başlıyorlar. Bu kadar çok fazla top çıkartan kanat beklerinin kesinlikle Fenerbahçe yeterli oluşunu. Buradan Pereira Hoca'ya bir söylemimiz var. Bursaspor'un aldıkları Burak Kapacak. Evet. 3-5-2'nin tamamen sağında oynayabilecek bir adam. Zaten adamın orijini defans. Orijin sağlık çıkışı zaten. Sağlık çıkışı. Üzerine biraz düşerlerse gelecekte büyük ihtimalle... Kesinlikle sağ 3-5-2 ısrarcı olacaksa sağ bekle Burak Kapacak denemesi lazım. Fenerbahçe'de aslında işler iyi giderken insanlar bunu pek söylemiyorlar. İşler biraz
kötü giderse sıkıntı. İşte Fenerbahçe dayanabilecek mi dedik ya. Fenerbahçe 2013-2014 yılından sonra şampiyon olamadı. Evet. 7 sene, 8. sene oynanıyor. Fenerbahçe şampiyon olamazsa sıkıntı büyük. Tabii tabii. Adres nereye doğru dönecek? Hoca değil, futbolcu değil, başkana doğru dönecek. İşte zaten başkana döndü. Zaten döndü. Aziz Yıldırım söylenmeye başlayacak. Başka bir söylenti daha var. Kanayan bir yara var. Mesut Özil. Kimse bunu söylemiyor. İçten içe kaynıyor. En son maçta, Marsilya maçında Mesut Özil, hoca bunu yedek soyunduruyor. Sonra kadroda da yoktu. Mesut Özil yedek soyunmak istemiyor. Sonra ben diyor hastayım diyor, başım ağrıyor diyor, kadroya girmiyor. Ya bak Mesut Özil'in ilgili... Bunların şikayesi basında yansımıyor yani. Şöyle bir örnek vereceğim. Ufak bir tökezlemede bunların hepsi ortaya çıkıyor. Şöyle bir örnek vereceğim Mesut Özil'le ilgili. Mesut Özil ilk Türkiye'ye geldiği zaman, şimdi defansa, sol beke falan geliyordu. Hatta evet, Twitter'da kepser falan yapılıyordu aslında evet, taraflarda. Evet. Mesut Özil'in sol bekliğine geçiyor. Ya Mesut'un ceza sahası çevresinde Mesut topla çok tehlikeli. Topla buluşturabileceksin. Evet. Sen defanstan top çıkartmaya Mesut arkadan oyun kurusuna girersen Mesut'tan hiç yer alınamazsın. Ya hatırlıyor musun? Adana Demirspor'da Samet Aybaba Balotelli konusunda maçlardan önce hatta istifa etmemişti. Biz sana ne demiştik? Sen ne konuşmuştuk? Samet Hoca'nın başını yer demiştik. Tabii yani. Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. Benzer senaryo bilmiyorum olur mu olmaz mı Mesut da herhalde bu hocanın başını yer gibime geliyor. Ya ama Ahmet yani, Bey tekrar keşfetme gerek evet, yok. Mesut'un nasıl oynatacağını çok basit aynen yani. Öyle, aynen öyle. Yani Fenerbahçe'de bu kanayan yara olabilir gelecek dönemlerde. İnşallah bunun çözüm bulurlar. En azından Avrupa'ya yansıması. Ligde çok da önemli değil benim için ama önemli olan Avrupa'ya ya yansıması. Bir an önce artık şeyi Fenerbahçe oturtması gerekiyor Pereira'nın. İnat edip üçlü savunmada mı oynayacak? Yoksa bu takım dörtlü hani 4-2-3-1 böyle daha mı iyi oyunları savunacağız? Hocanın bir şeyi olması lazım. Bir B planı. Her hocanın bir B planı olması lazım. Ben onu görüyorum Olimpiyakos maçında. B planı yok takımın. Hiç B planı yok. Hatta bir tane gazeteci maçtan sonra sordu basın toplantısında. Ya hocam dedi hani sen ikinci golden sonra kırılma yaşadık. Biz takım moralman düştü dedin. Sen normal sezon içerisinde de ikinci gol yedikten sonra hep aynı durumda mı kalacaksın? Bir reaksiyon göstermeyecek misin? Senin bir B planı yok mu? Şeklinde bir soru sordu. Hocadan çok yeterli bir cevap gelmedi. Ya, Fenerbahçe bir şey bekliyor. Ben arkaları yakalayayım, Valencia koysun, Rossi koysun. Abi seni 3 maçta çözerler, bilemedin 4 maçta çözerler. Ondan sonrası artık senin teknik direktör maharetine kalmış olan bir şey. Ya baba Türkiye'de şeyler falan, bu Anadolu takımlarında arkada hızlı oyuncuları olan, dün Kayseri izledim Trabzon maçında. Hani Kayseri falan arkada falan yakalarsa... Bir Gaziantep futbol falan bunlar yakalarlarsa... Yakalarsa seni çok darmadım oraya. Trabzonspor'un forvetinden hep bahsediyoruz. İleri uçlusundan bahsediyoruz. İleri uçlusundan. Bu hafta, önümüzdeki haftaki maç çok, çok heyecanlı olacak. Açık görmek gerekirse. Yani bundan sonrası için Avrupa Kupalarında hakikaten takımlarımıza başarılar dileyelim. Yap. İyi olsun. Kapatmadan konuyu Fenerbahçe'nin iki şeyden bahsedeceğim. Sen söyle. Fenerbahçe özünü unuttu. Evet. Fenerbahçe başarı gelmedikçe, şampiyonluk gelmedikçe daha çok hataları sürükledi. Fenerbahçe özünü unuttu. Evet, belki bu 3-5-2 başarılı olacak. Belki biraz sabretsinler. Belki bu seneyi de kaybedecekler ama camia nasıl dayanacak? Bunu ben de bilmiyorum. Ama ben camiaya takıyorum. Ben şimdi taraftarın günahı ne? Bu adamlar evet. Yıllardır gelen belki başkanlığın egoları, hocaların egolarından bu adamları suçlu. Son birkaç seneye dön bak. Şampiyon olmadıkları sene hangi hocayla başladılar, hangi hocayla bitirdiler? Kaç tane hoca değişti? Kaç tane hoca değişti? Her genel hoca bir sistem kurmaya çalıştı. Yap boz. Biz seninle bir gün şey yapalım. Hep dedik ya bazı hocalar var. Bazı hocalar var. Çok takım değiştiriyor. Ya bu arz talep meselesi. Bazı hocalar takım değiştiriyor ama ya bu takımlardan gelen istek doğrultusunda. Ben sana 2015'ten 2021'e kadar bu seneye kadar hangi takım kaç tane hoca değiştirmiş? Ben sana bunun listesini çıkarttım var. Bir programda yaparız. En basit misal biz Bursa Spor'uyuz. Ufaktan şöyle bahsedeyim. 18 gidenler kazanmıştır herhalde. 18 tane hoca değiştirmiş Bursa Spor. Ne hallerdeyiz? Ne hallerdeyiz? Bunları bir gün ayrı bir konu yaparız. Onu ayrı bir video çekeceğiz. Dün akşam bir maç daha vardı, seyrettin mi? Atletico Madrid, Barcelona maçı. Suarez golden sonra telefonunu yaptı. Telefonunu konuştu. Herkes hikayesini biliyor, anlatmaya gerek yok. Barcelona efsanesi sanki bitiyor gibi. Ha, bitmez tabii ki de. Sana efsane bittiğini ya da biteceğini şöyle garantisini vereyim. Agüero biliyorsun Barcelona transfer oldu. İdman ettiğine şeyden bahsetti. Biz dedi Manchester City'de de İdman'ı dedi 1,5 saat öncesinden hatta 2 saat öncesinden giderdik dedi. Evet. O günde de 1 saat öncesinden gittim, elektrikler yoktu, kapalıydı. Yarım saat öncesinden gelmeye başladılar dedi. Evet, çok enteresan. Ya şimdi Barcelona'nın kültürü şey geldi, La Liga'nın kültürü buna döndü. Alttan bir tane süper yıldız çıkartalım, ülkeyi de bu kurtarsın, evet, ekonomiyi de bu kurtarsın, takımlarımızı da bu kurtarsın. Şimdi hep son yıllarda Barcelona'ya yapılan transferlere bak, herkesin gözlerine var, yeni Messi, yeni Messi. Aynen, aynen. Biz de söylüyor, ya bu Messi psikolojisinden kurtular. Kesinlikle. Belki Messi de bu yönde bir mesaj vermek için, yoksa daha 3 sene daha nerede orada? Belki bu yönde bir mesaj vermek için ayrıldı takımdan. Her gelen topçu yeni Messi, yeni Messi diye lanse edilmeye başlandı. Yıllardır Premier Lig'de ne Messi vardı ne Ronaldo vardı. Premier Lig'de yani şey kaybetti mi? Barcelona gibi takım artık sistemden çıktı. Messi'ye dönmeye başlamıştı.
Şimdi yeni bir arayış, yeni bir düzenleme yapmaları lazım. Messi aramaya ilerlerse başarısız olur. Tabii bence de. Bu hafta itibaren belki Koeman'ın da görevine son verecekler. Öyle tahmin ediyorum. Gidişat çünkü o Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsun. 3 tane burada kendi evindeydi. 3 tane deplasmandaydı. Evet. Yani sonuç itibariyle Barcelona böyle takım değil. Alışkın değiliz. Yani Ege'yi kültür yavaş yavaş bitiyor galiba. Maalesef yani özellikle Barcelona kültürü. Eski La Liga'daki yani onların hepsi bitmiş gibi oluyor. Bir de Los Galacticos'tu yani sonuç itibariyle. Onu da artık izleyemeyeceğiz galiba. Ne Los'u kaldı ne Galacticos'u kaldı. Aynen öyle. Bak Benfica'ya 3-0 yenilmişler. Bir de enteresan Barcelona agresif bir takım olmuş. O maçta kırmızı kart görmüşler. Kendi evinde oynadıkları Cadiz, deplasmanda oynadıkları Cadiz maçında kırmızı kart görmüşler. Berabere bitmiş. Bayern Münih'e 3-0 mağlup oluyorlar, dönüyorlar. Atletico Madrid dün akşamki maçta yine kırmızı kart görmüşler. Yani artık agresif bir takım olmuş. Bu da kazanamamanın vermiş olduğu bir stres oldu. Bir şey kaybetti Barcelona özelinde konuşursak. Oyun kültürünü de kaybetti. Şimdi aynen. Iniesta, Xavi, Messi'li bir dönem vardı. Messi, Neymar, Suarez'li bir dönem vardı. Tabii. Şimdi sen bu üçlüyü de ikilileri yakalayamadığın zaman oyun sistemin kalkıyor ortada. Tabii, evet evet aynen. Yani başarı sağlayamadın. O yüzden Barcelona biraz da Real Madrid'e sürüklüyordu. Gerçi Real Madrid'in durumu yine ligde yani ligde ama iyidir. Bir Barcelona Real Madrid'i tek başına bırakmasın. Şimdi Atletico Madrid zaman... iki tane Madrid takımı el ele vermişler, gidiyorlar. İlerleyen videolarda şey yaptık gibi, La Liga'nın geçmişini, geleceğini konuştuk gibi ilerleyen videolarda. Biraz öyle olmuş oldu, onu da biraz top atmış olduk. Fenerbahçe özeline gelince en sonunu konuşmuştuk. Franz Kafka'nın bir lafı var, bilirsin. Benim diyor, kanatlarım kırılalı çok oldu, bana uçmayı tekrar öğretmeyin diyor, hatırlatmayın diyor. Fenerbahçe'ye birisinin uçmayı öğretmesi lazım. O birisi de bence Ali Koç değil, Pereira da değil bence. Ali Koç değil, Pereira da değil. Onu da inşallah ileriki yani videolarda görüşeceğiz. Şimdi şöyle bahsedeceğim, şimdi Avrupa'dan bahsettik. Galatasaray taraftar dedik, tribünde ses bombaları, meşale görüşü biraz özlemin artmadı mı? Yani çok özledim. Biz uzun zamandır yapamıyoruz öyle şeyler. Tribünü çok özledim açıkçası. İlerleyen videolarda şöyle bir şey de yapacağız. Seninle otururuz bir gün buraya. Yani sen benden daha çok tribün gördün, daha çok gittin. Şey yaparız, soru cevap yaparız burada. Şey tarzı, en gergin deplasman hangisiydi? En zor deplasman, en zor yaşadığın olaylar neydi? İnan benim çok istediğim konulardan bir tanesi bu. Çok da dolu olduğum konulardan bir tanesi bu. Çok uzun bir video olarak. Çok birikimim var o konuyla alakalı. Seyircilerimizin ilgisini çekecekler muhtemelen. Deplasman hikayeleri çok da güzel olacak inşallah. O zaman arkadaşlar bugün Avrupa'yı konuştuk. Avrupa'dan bahsettik. Yine Türk futboluna girerek, biraz La Liga'ya girerek. Ama La Liga konusu kafamı karıştırma değil, baştan sona bir La Liga yapılabilir. La Liga yapılabilir, evet. Arkadaşlar videoyu izlediniz. Biz yine her zaman gibi kendi yaptığımız sohbetleri sizin karşınızda yaptık. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeye basmayı unutmayın. Abone olun. Bizi desteklediğinizi desteklediğinizi anlayalım. Burada arkadaş gibi, kardeş gibi muhabbet etmeye devam edelim. İnşallah bundan sonra tekrar birlikte olacağız. Değişik sürprizlerimiz var. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.